Okay. Selam, merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere Bilkent Üniversitesi'nde iletişim ve tasarım okumak ile alakalı bilgilendirici bir video çekeceğim. Bir önceki videomun altına böyle bir yorum gelmiş. Hani bunun hakkında daha detaylı bir video çekebilir misin diye. Ben de dedim ki neden olmasın, çünkü daha bir ay önce mezun oldum. En taze bilgiler bende. Aynı zamanda tercih dönemi şu an ve hani bir şekilde yardımcı olabilirsem bu genel stresli dönemde size, benim için çok mutlu edici bir durum olur bu. Bir de Bilkent'in bizim bölüm en azından hani videolarımız, YouTube'da videomuz yok çok fazla. Yani genel olarak bölümün yayınladığı videolar var ama bölüm hakkında böyle birilerinin oturup da konuştuğu bir video çok göremedim ben. O yüzden hani bugün çok heyecanlı bir şekilde iletişim ve tasarım bölümünü size tanıtacağım birazcık. Ama öncesinde kendimden bahsetmek istiyorum. Eğer bu benim kanalımdaki izlediğiniz ilk videoysa özellikle. Ben kimim, nasıl bir üniversite hayatım oldu, hafif ondan bahsedeceğim. Sonrasında da bölümün daha teknik bilgilerine geçelim diye düşündüm. Şimdi ben Zeynep. Ben 2020 yılında Bilkent'e girdim. 4 sene boyunca Bilkent'te okudum. 2020'de YKS'ye ben tamamen sözelden hazırlanmıştım. Ve ilk 13.000'e girdim. Sonra da %50 burslu kontenjanından Bilkent'e girmiş oldum. Dediğim gibi 4 sene boyunca okudum ama aslında 2,5 senesinde Bilkent'teydim. Çünkü ilk sene Covid'di. Bir de bir dönem Erasmus yapmıştım. Fiziksel olarak Bilkent'te 2,5 sene boyunca bulundum. Bilkent Üniversitesi Ankara'da bir üniversite. 1980'lerde kuruluyor ve Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi, özel bir üniversite. Tüm bölümlerde tam burslu, yarım burslu ve burssuz kontenjanları açılıyor her bölümde. Dediğim gibi ben de %50 burslu kontenjanından girdim. Sonrasında ama eğer üstün bir başarı sağlayabilirseniz bu burslarınız arttırılabiliyor. Ben de bu bursa sahip olan insanlardan biriydim. Son senemde üstün başarı gösterdiğim için %50 bursum %100'e çıkarıldı. Bu şekilde okul parasını, şu an ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok ama okul paramız çok arttırılmış galiba. Bu da aklınızda bulunsun. Hani onların hepsinin güncel fiyatları falan filan Bilkent'in web sitesinde var. Ayrıca bütün bölümler hukuk hariç sanırım tamamen %100 İngilizce. Üniversiteye kayıt olduktan sonra sizi bir İngilizce seviye belirleme sınavına sokuyorlar. Biz buna PAYE diyoruz. Açılımını asla bilmiyorum. PAYE'ye giriyorsunuz. Ve orada sizi ya İngilizce hazırlık programına yönlendiriyorlar ya da tamamen direkt bölüme başlıyorsunuz. Ben bu sınavı da geçtiğim için direkt bölüme başladım. Bölüm Communication and Design, yani iletişim ve tasarımı. İletişim ve tasarım bölümü Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi içerisinde. Yani bayağı aslında cıvıl cıvıl bir fakültemiz var bina olarak da. Binanın içine giriyorsunuz, etrafta hani şeyler var. Duvarlara falan resim yapmışlar. İnsanların hani grafik tasarımcıların falan posterleri, eğer ödevleri falan varsa onlara asılı. Hani diğer fakültelere kıyasla çok canlı bir fakülte binamız var. Bu videonun outline'ını hazırlarken nasıl bir hani tanıtım yapabilirim diye düşünürken bölümde aldığımız dersleri 3 farklı kategoriye bölerek anlatmak en mantıklısı geldi. Stüdyo dersleri, daha böyle lecture dediğimiz ders gibi olan dersler. Bir de Bilkent'in zorunlu tuttuğu ve bütün okula zorunlu tuttuğu dersler var. Bunları 3 farklı böyle kategoriye ayırdım. Şimdi sizlere onlardan bahsedeceğim. Şöyle, stüdyo derslerimiz her sene aldığımız, her dönem aldığımız zorunlu dersler. Genel ders programında her dönem bir tane stüdyo dersi var. İlk sene en azından bu stüdyo dersleri daha böyle tasarım odaklı, poster tasarımı odaklı dersler oluyor. Daha böyle tasarım teorisini öğreniyorsun. Ve 2 ve 3'te de anladığım kadarıyla daha video prodüksiyonu, daha böyle film tarzı, video tarzı şeylere odaklanıyorsun. Anladığım kadarıyla diyorum, çünkü ben bu dersleri alalı bizim ders programı değişti. O yüzden hani ben 2. sınıfta bunları almıyordum ama 2. sınıftan arkadaşlarım şu an bana dedilerken biz tamamen bir film çektik. Bu bütün dönem boyunca film çekmeye odaklandık. O yüzden hani aklınızda bulunsun. İlk sene daha tasarım odaklı, 2 ve 3 daha video odaklı diye anlıyorum artık en azından. Yani bu stüdyo dersleri aslında uygulamalı dersler. Seneki tasarım derslerinde işte poster tasarlamak için Photoshop ve Illustrator öğrenmen bekleniyor senden. 2 ve 3'teki şeylerde, video derslerinde ise kamera tutmayı, işte boom tutmayı, ışığı ayarlamayı, bunun gibi şeyler öğreniyorsun. Şu şekilde yapıyorlar, her hafta böyle bir ödev veriliyor bize. Veriliyor değil, veriliyordu. Ben artık mezunum. Ben artık Bilkent'le alakası olmayan bir öğrenciyim. Şöyle, her hafta bir ödev veriliyordu bize. Ve onu çekmemiz bekleniyordu. Ve hani grup projesiydi bu. Bu arada çok çok büyük bir disclaimer. Eğer grup projelerinden
nefret ediyorsanız, gerçekten hani hiç sizlik bir şey değilse, bu bölüm size göre değil. Bunu lütfen altını çizerek söylemek istiyorum. Her ödev neredeyse, grup projesi, her ödev için birilerine bağlısınız. Hani bu sırf zorunlu derslerle alakalı bir durum da değil. Bayağı büyük bir çoğunlukla seçmeli derslerde de aynı şekilde grup projesi çok ön planda olan bir bölüm, bizim bölüm. Her neyse, bir de şundan bahsedeyim işte. Hani böyle farklı farklı ödevlerimiz oluyordu. Her hafta bizden beklenen. Mesela 3. sınıfta yaptığımız projelerden birkaçını söylemem gerekirse, işte Ankara Film Festivali var. Ankara Film Festivali için bir tane belgesel çekmemiz istenmişti. Sonrasında Ankara Film Festivali'ni gidip orada kayıt altına almamız istenmişti. Ben o dönem yoktum ama arkadaşlarım müzik klibi çektiler. O da hani bir opsiyon. Bununla beraber bunlar zorunlu dersler, dediğim gibi bu uygulamalı stüdyo dersleri. Aynı zamanda seçmeli derslerde de böyle stüdyo dersleri oluyor. Mesela karakter dizayn, karakter tasarımı ve animasyon dersi var. O da stüdyo dersi olarak sayılıyor. Oyun tasarımı dersi var. Canlı yayın dersi falan, ses tasarımı dersi, bir sürü şey var yani. Sonra lecture derslerimiz var ve bu aslında hani üniversitede ders görüyorum mu düşündüğünüz zamanki dersler genellikle bunlar oluyorlar. Yani mesela oturuyorsun ve karşındaki hoca ders anlatıyor. Hani daha böyle teorik şeyler anlatılıyor yani, öyle diyeyim. Ve Bilkent, yani Comedy'de yine bunun gibi bir sürü ders var. Medya teorisi, işte Media Studies diye bir dersimiz var. Introduction to Art and Culture var. Sanat ve kültüre giriş, sanat tarihi gibi bir ders. Film teorisi diye bir ders var. Film kuramı, sinema kuramı gibi bir ders var. Bu benim Bilkent boyunca aldığım en güzel, en sevdiğim dersti. Film tarihi var, film analizi var. Film ve sinema istemiyorsanız, ki buraya noktaya değinmedim ama, Comedy'de hani gerçekten sırf sinema odaklı gitmek durumunda değilsiniz. İşte hani bu lecture dediğim derslerde işte sosyal medya stratejisi, pazarlama, işte reklamcılık, gender and media, yani daha böyle cinsiyet kuramıyla alakalı bir sürü ders var yani. Bayağı açık bir yelpaze. İletişim ve tasarım, adından da belli olacağı üzere, hani çok geniş bir spektruma sahip, her konudan ders alabileceğim bir bölüm. Bir de dediğim gibi Bilkent'in bize zorunlu tuttuğu dersler var. Bunlar çoğunlukla hani bahsettiğim lecture dersleri gibi oluyor. Ama hani bölümle alakalı değil asla. Mesela hani İngilizce dersi var. Paragraf yazmayı ve hani araştırma yapmayı öğreniyorsun güya. Ama sonrasında mesela ekonomi dersi de var. Matematik dersi de var. Yakın zamanda bize zorunlu tuttukları ve dünyadaki en korkunç ders olan bilim seçmelisi, yani fen seçmelisi dersleri var. Bunlardan işte hani biyoloji, kimya veya fizik seçiyorsun. Tarih dersi var. Ama buna da proje gibi bir şey yapıyorsun. Matematik ve fen seçmelisi dünyanın en korkunç şeyleriydi. Fen seçmelisi hele bize son dönemdeki, yani bu sene mezun olan arkadaşlarıma sürpriz bir şekilde koyuldu. Bunu asla unutmayacağım. Bilkent benim arkamdan bıçakladı bu konuda beni. Hani ben YKS'de çözdüğüm iki biyoloji sorusuyla hani tamamen fen dersinden kurtulduğumu sanıyordum ve sonrasında biyoloji almak durumunda kaldım tekrardan ve korkunç bir deneyimdi. Gerçekten çok korkunç deneyimdi. İki kere hastanelik oldum. Neyse. Bir de bu Bilkent'in zorunlu tuttuğu ama bölüm Comedy ile alakalı olmayan derslerde bölüm dışı seçmelisi diye bir Zamazingo da var. Başka bir fakülteden gidip ders alıyorsun. Ben bu dersler için iki tane ders aldım. Biri uluslararası ilişkilere giriş, öbürü de Akdeniz mitolojisi dersi aldım. Ardından bölümle alakalı son söyleyeceğim şey de, bu bölümü bitirmek için sizden beklenen ne var? Ne yapmanız isteniyor? Bunu açıklayacağım. Çünkü son bir senedir ben bununla uğraşıyorum. 4. sınıfta son senenizde sizden bir bitirme projesi yapmanız bekleniyor. Bu projeler 5 farklı şeye ayrılıyor. Ya Expanded Media adlı bir şey yapabiliyorsunuz. Yani böyle karışık sanatsal çalışma tarzında bir şey, yani mesela dergi de çıkartabilirsiniz, sergi de yapabilirsiniz. Şey, bu sene hatta performans sanatı yapan bir arkadaşımız bile vardı. O yüzden hani genel olarak her şey yapılabilir. Ardından tez yazabilirsiniz, senaryo yazabilirsiniz. Senaryo dersi alıyoruz. İkinci sınıfta zorunlu derslerimizden biri. Film çekebilirsiniz veya communication campaign denilen bir sosyal medya iletişim kampanyası yapabilirsiniz. Ben tez yazdım. Arkadaşım Yiğit film çekti mesela. Ege ve Gülce communication campaign yaptılar. Onlar da böyle communication campaign, yani sosyal medya pazarlama stratejisi. Şu kalem mesela. Bu kalemin
firmasıyla anlaşıyorsun gidip ve ondan sonrasında onlar için bir tane hani sosyal medya pazarlama stratejisi oluşturuyorsun. Veya tamamen kendi markanı da kurabiliyorsun. Hani bir sürü şey yani. Bir sonraki kısma geçmeden önce bölümümle alakalı en avantaj ve en dezavantaj olan şeyden bahsetmek istiyorum. Ve evet şey diyorum çünkü tek bir şey var ve iki tarafa da uygulanabilir bir şey. Şimdi dediğim gibi komedi çok geniş spektruma sahip bir bölüm. Bir sürü farklı alandan ders alabiliyorsun. İşte gazetecilik olsun, video prodüksiyon olsun, canlı yayın olsun, teorik dersler olsun. Hani bir sürü farklı şeyden ders alabiliyorsun. Bunun iyi tarafı şu. Sizler şu an bu videoyu izleyen insanlar büyük ihtimalle 17-18 yaşlarındasınız. Ve hani sizin önünüzdeki hayat boyunca yapmanız beklenen şey, karar vermeniz çok zor. Hani 17 ve 18 yaşındaki insanlara yüklenebilecek bir sorumluluk değil bence bu. Bir gün uyanıp ben doktor olacağım yürek asına varmıyorsanız hani bir sürü farklı alana, bir sürü farklı sektöre ilginiz olabilir. Ve komedi bence hani bu konuda her farklı sektörden hani dersler vererek hani sizin kendinizi keşfetmenize yardımcı olabilecek bir bölüm. Ben bölüme girerken tamamen film yönetmeni olacağım, film senaristi olacağım kafasında bir insandım. Bölüme girdim ve bu fikrim değişti benim. Aldığım dersler beni birazcık daha teorik kısma yetkin olduğumu gösterdi. Ben daha böyle hani akademisyen olup sinema hakkında konuşmayı seven insanlardanım yani daha böyle çekmekten ziyade. 18 yaşındaki benden çok daha farklı bir perspektife sahibim ve hani bu komedide farklı farklı dersler alarak oldu, değişti. Yani bu şekilde oldu. Ama aynı zamanda bu bölümün dezavantajını da birazcık gösteriyor. O da şu. Mesela diyelim ki ben sosyal medya pazarlamacısı olarak gireceğim. Seçmeli derslerinde bunları eşitliyorsun. Hani olabildiğince sosyal medya odaklı bir ders programı hazırlıyorsun kendine. Ama benim arkadaşlarımdan duyduğum şey de şu ki bunlar yeterli olmuyor. Bir şeye odaklı mezun olmak çok daha işimize gelir miydi? Gelirdi tabii ki de. Yani bu birazcık yetersiz kalıyor gibi hissediyorum. Hani çok o kadar bazen dağılıyorsun ki bölümü okurken. Hani bundan da ders alayım, şundan da ders alayım, bundan da ders alayım derken. Hani bir şeye odaklı kalmayınca o da sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü ondan sonra diyorsun ki ben hani her konuda kendimi yetersiz hissediyorum. O zaman ne olacak? Aklınızda bulunsun yani. Böyle hem avantajı hem dezavantajı olan bir durum söz konusu. Merhaba. Videoyu editliyorum şu an. Birkaç şey unutmuşum. O yüzden aralarda böyle çıkacağım karşınıza. Videonun kalitesinden dolayı da özür dilerim. Bilgisayarımdan kaydediyorum bunu. Şimdi öncelikle bu yetersiz hissetmeyle alakalı bir küçük bir ayrıntıya gireceğim. Şöyle stajlarımız var bizim. İki tane staj yapıyoruz. İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken yaz stajımız oluyor. Bir de üçten dörde geçerken yaz stajımız oluyor. Bunları yapmak zorundasınız. Eğer yapmazsanız sınıfta kalıyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Her neyse. Yani şöyle bir durum söz konusu. Burada en azından birazcık daha sektörle alakalı bilgi sahibi olmaya başladığımız için hani eğer güzel bir yerde gerçekten stajınızı yapma şansınız olursa sektörle alakalı bayağı bir bilgi ediniyorsun. O yüzden hani bu konuda okulu o yönden tebrik etmek lazım. Staj yapma zorunluluğu bence çok değerli bir şey. Çünkü herkes yapmıyor diye biliyorum en azından okul. Bölüm bu şekilde. Çok konuştum. Şimdi birazcık da sosyal hayattan bahsetmek istiyorum Bilkent'teki. Yine birazcık kendimden örnek vereceğim ama ben geçtiğimiz 2 sene boyunca Bilkent Moda Topluluğu'nun başkanıydım. Ve bir sürü etkinlik düzenledik. Bir kulüp başkanı olarak da gördüğüm, gözlemlediğim şeylerden biri her hafta en az 5 tane kulüp etkinliği oluyor Bilkent'te. Ve bu kulüplerde arkadaş edinebilmek çok kolay. Radyo kulübü var, Formula 1 kulübü var, karaoke kulübü var. Bununla alakalı hani daha böyle kariyer odaklı kulüpler var. Yes var, OR var. Yes daha işletmecilerin kulübü, OR daha endüstricilerin kulübü. Daha böyle hani sanat odaklı kulüpler var. Sinema topluluğu var. Her hafta perşembe günleri FB'de film gösterimi yapıyorlar. Ücretsiz tamamen. Kulüp etkinliği yok asla, sosyal hayat yok asla diyenleri kınıyorum. Merhaba tekrardan. Kendimi birazcık karşı argüman sunmak istiyorum. Sosyal hayat var dediğim gibi Bilkent'te ancak sosyal hayata ayıracak vaktiniz olmayabilir. Arkadaşlarım ve benim gerçekten yakındığımız şeylerden biri bu. Hani sosyal hayata çok fazla vakit ayıramıyorsun. Bilkent Üniversitesi'ne ayırdığın vakitten dolayı. Ders dışında çok fazla vakit ayırman gerekiyor Bilkent'e cidden ve bu doğru bir şey. Hani aksini iddia eden varsa ortalaması düşüktür diye yorumluyorum. Özür dilerim. Her neyse. O yüzden hani sosyal hayat olsa bile Bilkent'in içerisinde siz ona ne kadar dahil olabileceksiniz o bir soru işareti olabilir. En azından bunun uyarısını yapayım. Benim kendi en azından gözlemlediğim şey şu ki dönemin başladığı ilk 3 hafta
gönül rahatlığıyla dışarıya çıkabiliyorum ama sonrasında ödevler altında boğuluyorum. Hatta o yüzden hani YouTube videolarıma falan bakarsanız çoğunlukla dönemin başı ve dönemin sonuna doğru videolar koyuyorum. Çünkü dönem ortasında gerçekten çok yoğunum. Okulla uğraşıyordum yani. O nedenle aklınızda bulunması gereken başka bir şey de bu. Radyo, özellikle Radyo Bilkent, hani o kadar fazla etkinlik düzenliyor ki hepsi güzel olmuyor. Buna bir şey demiyorum. Hepsinin güzel olduğunu savunmuyorum. Ama bir sürü etkinlik düzenleniliyor ve hani okul dışında bile düzenlenen etkinlikler var. Ben müzik kulübünün Taylor Swift etkinliğine gitmiştim mesela, Taylor Swift partisine. Bir sürü etkinlik var arkadaşlar. O konuda içiniz rahat etsin. Bununla beraber senfoni orkestrası var her cumartesi günleri. Alakanız yoksa çok. Bilkent Odeon galiba özel işletmeciye verildiği için artık konser, bir sürü konser oluyor. Teoman konseri vardı geçen sene, ben ona gittim. İşte Gökhan Türkmen'in konseri varmış galiba Haziran ayında. Hani bir sürü orada da konser oluyor yani arkadaşlar. Ayrıca bir de sosyal hayat için de şöyle bir ekstra bilgide bulunayım. Okuldan her saat 40 geçe Tunus ve Bahçeli'ye ve bazen de Sıhhiye'ye ring kalkıyor. Tamamen ücretsiz yine bu ringler. Ve Bahçeli tam Milli Kütüphane'nin önünde bırakıyor. Tunus'ta da tam Dünya Göz Hastanesi'nin orada bırakıyor. Tam böyle büklümün altı. Ve hani oralarda bayağı hani Ankara'nın yine sosyal çevresi, en azından sosyal mahalleleri, sosyal mekanları. Çok fazla insan orada buluşuyor. Çok fazla mekan var yine. Eğer hani Ankara dışından geliyorsanız bunlar da aklınızda bulunsun. Hani Tunus ve Bahçeli gerçekten hani bayağı böyle gençlerin takıldığı, barların olduğu, kafelerin olduğu yerler. Selam, merhaba, yeniden ben. Servisler hakkında bir yorum daha yapacağım. İşte Tunus ve Bahçeli'ye gidiyor dedim. Aynı zamanda da iki tane alışveriş merkezinde de duruyor. Ankara biliyorsunuz ki alışveriş merkezleriyle ünlü bir şehrimiz. Kent Park Alışveriş Merkezi, Cephe Alışveriş Merkezi'nin onlar yan yanalar. Orada duruyor. Bir de Armada Alışveriş Merkezi'nin orada duruyor. Evet, bu şekilde. Üniversiteye girdikten sonra size bir hafta oryantasyon haftası gibi bir şey yapılıyor. Aynı zamanda burada işte şey, bu PAYA dediğim İngilizce hazırlık sınavlarına giriyorsun aynı zamanda. Hem de hani okulda bir sürü etkinlik oluyor. Bunlara gidin arkadaşlar. Ben üniversitede tanıştığım en yakın arkadaşlarımdan biriyle orada tanıştım, Başak. Hani oryantasyon haftasında kesinlikle orada bulunun. Herkes arkadaş edinmek için orada çünkü. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Kulüplerle alakalı olarak yine bunu söyleyeceğim. G250 ve G251 diye bir ders var Bilkent'te. Bilkent'in zorunlu tuttuğu bir ders ve her öğrenciye zorunlu tutuyor. Bu dersler özünde şu, kulüp etkinliklerine gidip puan topluyorsun. Bir de son olarak iletişim ve tasarımın çatısı altında şunu söylemem gerekirse, dediğim gibi ben Erasmus'a gittim. Erasmus imkanlarından bahsetmek istiyorum bir de son kısaca. İletişim ve tasarım okuyorsanız 3. sınıfın 1. döneminde veya 3. sınıfın 2. döneminde Erasmus'a gidebiliyorsunuz. Neler var? İngiltere vardı benim gittiğim dönemde. 2 tane Hollanda'da okul var. Bir tane Almanya'da okul var ve galiba anladığım kadarıyla Macaristan'da da bir okulla anlaşma sağlanmış. Bir sürü okul var yani aslında. Hani çok fazla seçeneğimiz yok ama hani farklı ülkeler seçenek olarak mevcut. Ben Hollanda'da gittim Erasmus'a. Hayatımda geçirdiğim en iyi dönemdi. Hala Erasmus hakkında susmayan o kız benim. Çok seviyorum Erasmus'umu. Erasmus imkanları da var yani okulda. Selam. Öncelikle tekrardan merhaba. Bir de Erasmus'a değinmişken çok kısa bir şekilde çift anadalla alakalı bir yorum yapmak istiyorum. Bilkent'te çift anadal sadece mühendisler yapabiliyor. Eğer komdi okuyorsan çift anadal yapamıyorsun ama yandal yapabiliyorsun. Hatta yandal aslında üniversitede genel olarak çok popüler olan bir şey. Bir sürü insan yandal yapıyor. Benim dediğim gibi çok yakın bir arkadaşım olan Yiğit grafik tasarımdan yandal yaptı. Hatta grafik tasarımdan yandal yapan çok fazla insan oluyor bizim bölümden. Gerçekten kardeş bölümleriz grafikle, öyle bir durum söz konusu. Yan dal yapılabiliyor yani. Çift ana dal yapamıyoruz. Aynen. Eğer eksik bir şey söylediysem ve aklınızda daha fazla soru işaretleri oluşturduysam lütfen yorumlara yazın, olabildiğince cevaplamaya çalışacağım. Videoyu editlerken de belki hani unuttuysam bir şey söylerim olabildiğince. Ama benden bu kadar şu anlık. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bilgilendirici olmuştur. Ben Bilkent'i çok seviyorum. Bu okuldan mezun olduğum için çok mutluyum. Evet, genel olarak hayatımın en iyi 3 senesiydi. Covid'i kale almıyorum. 17 yaşındaki beynime çok çok teşekkür ediyorum Bilkent'i tercih ettiği için. Çünkü hani geçen gün arkadaşlarımla oturup konuştuğumuzda dedim ki hani iyi ki burayı tercih etmemişim. İyi ki Koç'u tercih etmemişim dedim arkadaşlar. Bu da hani Koç Mava ile alakalı başka bir video izleyecekseniz
aklınızda bulunsun. İletişim ve tasarım bölümünde çok severek okudum. Çok mutluyum yani okuduğum için. Evet, benden şimdilik bu kadar. Instagram hesabından beni takip ederseniz çok sevinirim. Orada daha fazla şey paylaşıyorum YouTube'a kıyasla. Bir de alakasız, çok alakasız bu şu an. Sadece tanıtımını yapmak için söylemek istiyorum. Spotify'da yeni bir çalma listesi oluşturdum. Onu da aşağıdan bulabilirsiniz. Evet, gidiyorum şimdi. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.